Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle beraber videolarımızı çekerken hangi ekipmanları kullandığımıza bakacağız. Bize bu konuda her gün onlarca mail geliyor arkadaşlar. Biz de böyle bir video çekme gereği duyduk ve sizleri biraz da olsa bilgilendirmek istedik. Kameradan başlayalım. Şu an görüntümü kaydeden kamera bir DSLR fotoğraf makinesi arkadaşlar. Marka ve modeli Canon 650D. DSLR'lar video çekmeye başladığından beri gayet güzel işler çıkarttığını söyleyebilirim. Şu an biz de kullanıyoruz. Hem ergonomi açısından hem de fiyat açısından tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz aslında. Her yere çok rahat taşınabiliyor. İşte yedek parçasını çok rahat bulabiliyoruz. Pili olsun. İşte ne bileyim lenslerini rahat rahat alabiliyoruz. Kullandığımız lensler gövdeyle birlikte gelen kit lensler. Bir makinede 18-135, diğerinde de 18-55 lens takılı. Tabii bunların içine de yüksek okuma yazma hızına sahip hafıza kartlarını takmanız lazım. DSLR makineler için minimum class 10 olması öneriliyor. Biz de bu şekilde kartlar kullanıyoruz. Ayrıca çekimlerimizde bazen görebileceğiniz GoPro Hero 3 Black Edition kullanıyoruz. Yine bunun içinde okuma yazma hızı aynı şekilde arkadaşlar. Minimum class 10 olmasına özen gösterin. Eğer class 10 olmazsa şöyle bir hatayla karşılaşıyorsunuz. Yani karşılaşabilirsiniz değil, kesin olacak bu. 6. saniyede video kaydı otomatik olarak durduruluyor ve hiçbir şekilde video çekemiyorsunuz. Kartın yazma hızı maalesef yetişemiyor. Kameralarımız bu şekilde. Sesi de şöyle hallediyoruz arkadaşlar. Bir tane ses kayıt cihazımız var bizim. Zoom H4N. Markası Zoom, modeli de H4N diye geçiyor. Alt tarafa zaten yazarım ben bunları. Fiyat performans oranına baktığımız zaman alınabilecek en güzel ses kayıt cihazlarından birisi olduğunu gördük. Ve aldıktan sonra da deneyimlerimizle de bunu kanıtladık aslında. Tabii bu H4N'nin üzerine iki model daha çıktı. H5 ve H6 adında. Ancak biz aldığımız zaman en yüksek model bu olduğu için bunu tercih etmiştik. H4N'nin kendi mikrofonu var arkadaşlar. Biz en başta bunu kullanıyorduk. Daha sonra bir yaka mikrofonu alma yoluna gittik. Kendi üzerindeki mikrofonlar oldukça güzel. Ancak ortamda biraz da olsa yankı varsa bu yankı direkt sizin sesinize yansıyor. Aldığımız yaka mikrofonlarını H4N'ye bağlıyoruz ve sesi direkt H4N'nin içindeki hafıza kartına kaydediyor. Bu hafıza kartında class çok önemli değil. Zaten ses kaydettiği için çok hızlı bir okuma yazma hızı olmasına gerek yok. Yaka mikrofonlarımızı öyle çok uçuk fiyatlara almadık arkadaşlar. Ancak şey de değil, hani böyle 1 milyon lira satılan dandik yaka mikrofonlarından da değil. Röportajlarda kullandığımız mikrofon da AKG arkadaşlar. Yani markası AKG, modeli de P3 diye geçiyor. Gayet güzel olduğunu söylemeliyim. Bunu da yine Zoom H4N'ye bağlıyoruz. Ayrıca üzerindeki süngeri de internette çok ufak bir araştırmayla karşımıza çıkan bir site üzerinden yaptırdık. Garip bir şekilde süngerlerin fiyatı birazcık pahalı. Işıklarımızdan da bahsedeyim arkadaşlar. Şu an ortamı aydınlatan 3 tane ışığımız var. Birisi tam karşıda, ikisi de sağda ve solda olmak üzere. Sağda ve solda olan ışıklar Falcon Eye diye bir marka arkadaşlar. Bu Falcon Eye'lar aslında lamba tutucu. Lambalarımızı bunun içine takıyoruz. İçlerine yani ampul takmanız gerekli. Her bir Falcon Eye toplamda 6'şer tane ampul alabiliyor. Yani bu iki ışık toplamda 12 tane ampul alıyor anlamına geliyor. İçindeki bu ampullerin her biri 28 watt gücünde arkadaşlar. Yani 28 çarpı 12 olarak düşünün ve beyaz ışık veriyorlar. Oturduğum alanın tam karşısında bulunan ışığı da özel yaptırdık arkadaşlar. İnternette yine araştırmalarımız sonucu bir siteye ulaştık. Özel olarak böyle ışıkları yapıyorlarmış. Çeşitli seçenekleri var. Bizim yaptırdığımız dimerli. Yani bu dimer olayı biliyorsunuz evlerimizde de vardır. Işığın derecesini ayarlayabiliyoruz, açıp kısabiliyoruz. Falcon Eye'larda böyle bir seçeneğimiz yok. Büyük olan ışıkta da Osram marka floresan var arkadaşlar. 4 tane 55 watt gücünde ve gayet güçlü ışık verdiğini söylemeliyim. Perdelere geçelim arkadaşlar. Arkamda şu an bir tane perde var. Aslında bunlar 3 perde, hani çekimden çekime değiştirebiliyoruz. Beyaz, yeşil ve mavi olmak üzere 3 adet perdemiz var. Mesela EFL yaptığımız çekimlerde yeşil perdeyi kullanıyoruz. Yeşili arkadan kaldırdığımız zaman sağ ve sola olarak yerleştiriyorum kurgu programında. Bu perdeleri ortalama 800 ila 1000 lira arasında fiyata taktırmıştık arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum. 3 renk için ve bir de makara sistemi için 1000 liraya yakın bir fiyat ödemiştik. Ekipmanlardan bahsederken şunu da araya sıkıştırayım arkadaşlar. Yine attığınız maillerde, sorduğunuz sorularda şu çok geliyor. Hani abi nasıl büyüyebiliriz? Ben işte çok güzel videolar yapıyorum ancak 10 kişi izliyor falan filan gibisinden. Yaptığınız videolarda biraz farklı olmaya çalışın arkadaşlar. Hani bir oyun videosu çekiyorsunuz mesela. Diğer kanallara bakın. Ben bunlardan 3 tane farklı özellik kullanmalıyım diyeyim. Mesela video çekerken atıyorum kafanızda bir at kafası maskesi vardır. Ya da hani oyun oynarken saçınız başınızın şekli değişiktir. Hani izleyiciyi çekebilecek farklı şeyler yapmaya çalışın. Hani şunu düşünün, siz bir kanalı izlerken sizi cezbeden yanı ne, diğer kanalları izlemiyorsunuz da neden o kanalı izliyorsunuz? Bunu düşündüğünüz zaman zaten sonuca rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ekipmanlardan devam edeyim arkadaşlar.
Tabi bu aldığımız görüntülerin ve seslerin bir yerde birleştirilip montajlanması lazım. Bir sürü bunun için seçeneğiniz var. Ben kurguları Adobe'nin çıkardığı Premiere Pro'da yapıyorum. Bunun için Sony Vegas, işte Avid vesaire gibi birçok seçeneğiniz var. Ben Premiere'i küçüklüğümden beri hani kurcaladığım için, daha hakim olduğum için o yola gittim ve şu an daha iyi kullanıyorum diğerlerine nazaran. Onun dışında efektle ilgili ufak tefek şeyleri After Effects üzerinde yapıyoruz ve YouTube görsellerini ya da Facebook paylaşımları için görselleri Adobe Photoshop'ta yapıyoruz yine. Programlarla ilgili çok gelen sorulardan birini cevaplayayım arkadaşlar. Çok fazla soruyorsunuz bunu. Lisanslı mı abi programlar diye. Tabii ki de lisanslı. Eğer bunlar lisanslı olmasa çok büyük para cezaları var ki zaten emeğe saygısızlık yapmamak açısından biz de lisanslı kullanıyoruz. Ayrıca burası işleyen bir ofis arkadaşlar. Ofislerde hiçbir şekilde lisanssız ürün kullanılmaz. Kullandığımız bütün uygulamalar, hani Adobe'nin uygulamaları dışında da hepsi lisanslı. Bu konuda da işiniz rahat olsun. PlayStation'dan, Xbox'tan vesaireden de görüntü alıyoruz arkadaşlar. Bunun için de bir capture card kullanmanız lazım. Biz Hapag diye bir marka var. Bunun HD PVR 2 Gaming Edition diye bir modeli var. Onu kullanıyoruz. Zaten şu anda görselde görüyorsunuz. Bunun yazılışı çok acayip. Alt tarafa yazarım ben yine. Hapag diye okunuyormuş. Ben de bunu yeni öğrendim. Bu kart sayesinde arkadaşlar PlayStation'ın görüntümüzü bilgisayara yine Hapag'ın kendi programı içine kaydedebiliyoruz. Ayrıca yine Zoom H4n'nin güzelliklerinden birisi USB'den bilgisayara bağladığımız zaman ses kayıt cihazını sesleri oyununa birleştiriyor. Öyle de bir güzel tarafı var. Ekipmanların sonuna geldik arkadaşlar. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bizim YouTube'da çalıştığımız bir partnerlik sistemi var. İsmi Buzzmy Videos. Buzzmy Videos'un şöyle güzel yanları var arkadaşlar. Bizim YouTube'da yaşadığımız bütün soruları hiç bizim başımız ağrımadan onlar çözüyorlar direkt. Ayrıca kanal içi optimizasyon da yapıyorlar. Yine büyük YouTuber'lar partnerlik sistemleriyle çalışıyorlar. Mesela Buzzmy Videos'ta Hayrettin, Ruhi Çenet, işte güzellik kanalları gibi kanallar var. Yine bizleri arkadaşlar diğer YouTuber'larla tanıştırıyorlar. Böyle güzellikler de yapıyorlar. Yani kısacası biz aslında Buzzmy Videos'u kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer sizde bir YouTube kanalınız varsa, yeni gelişiyorsanız, hani bu tarz desteklere ihtiyacınız varsa aşağıdaki linke tıklayarak Buzzmy Videos'un sayfasına ulaşıp üye olabilirsiniz. Bu işi profesyonel düşünüyorsanız, yayın hayatınıza devam etmeyi istiyorsanız YouTube üzerinde Buzzmy Videos'la çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Biz zaten bir yıldır kendileriyle çalışıyoruz. Hiç de bir sıkıntımız yok. Yani gerek ürün temini, işte gerek YouTube içindeki düzenlemeler olsun bizlere oldukça yardımcı olduklarını söylemeliyim. Evet arkadaşlar, kısaca ekipmanlarımızı özetlemeye çalıştım. Kullandığımız partnerlik sistemini anlatmaya çalıştım sizlere. Yine de aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına atın arkadaşlar. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışalım. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.